Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflarımızda okutulan coğrafya dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinin kurulduğu bir akarsu kenarı değildir? Nil, Amazon, Fırat, Ganş, Indus. 1. sorumuzun cevabı Amazon olacak. Cevap Bursa. İkinci sorumuz. Nüfusun kalabalık olduğu yerler hizmet üretim alanlarıdır. Aşağıdaki alanlardan hangisinde bu durum söz konusu değildir? Yani kalabalık olduğu yerler hizmet üretim alanlarından olmayan seçeneğimiz Orta Afrika, Batı Avrupa, ABD, Güneydoğu Asya, Japonya. Evet. Orta Afrika yukarıdaki tanıma uygun bir yerleşim bölgesi değil. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde pamuk üretimi yoktur? Mısır, Özbekistan, Suriye, Türkmenistan, İngiltere. Pamuğun üretilmediği yer İngiltere'dir. Cevabımız Edirne. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki ülkelerden hangiler arasında ormancılığa dayalı ticaretin gelişmesi beklenmez? Ormancılığa dayalı. Nijerya, Kanada, Brezilya, Mısır, Endonezya, Yunanistan, Rusya, Özbekistan, Amerika, Kırgızistan. Ormancılığın olmadığı bölgeler Nijerya ve Kanada cevabımız Adana. Beşinci sorumuz. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin ekonomisinde petrol ve doğalgaz çıkarımı önemli bir yere sahiptir? Azerbaycan, İtalya, Portekiz, İsviçre, Avusturya. Evet burada kardeş can Azerbaycan petrol ve doğal gaz üretiminde önemli bir paya sahiptir. 6. Küresel ticaretin 3 önemli unsurunu ham madde, üretim ve pazar oluşturur. Bunlar arasındaki bağ ticaret yollarıyla sağlanır. Deniz aşırı ülkeler arasındaki ticarette ise boğazlar ve kanallar önemli geçiş noktalarıdır. Buna göre aşağıda verilen kanal ya da boğazlardan hangisinin ticari potansiyeli diğerlerinden daha azdır. Dover, Hürmüz, Panama, Pering, Malakka. Daha az dediği için Bering'i seçeceğiz. Cevabımız Denizli. 7. Dünyada ticaretin küreselleşmesinin en önemli sebebi aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir? Dünya nüfusunun ve ihtiyaçların artışı, ulaşımın dünya çapında gelişmesi, iletişim ve teknolojinin gelişmesi, farklı bölgelerde farklı ürünlerin üretilmesi, refah düzeyinin yükselmesi. Tabii ki iletişim ve teknolojinin gelişmesi dünyada ticaretin küresel bir güç haline geldiğini göstermektedir. Cevap Ceyhan. Dünya genelinde baktığımızda ham madde alanları, üretim alanları ile pazar alanlarının bulunduğu yerler farklılık göstermekte. Üretim alanları ile pazar alanları. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? Ulaşımın gelişmesine, küresel ticaretin artmasına, nüfusun dağınık yerleşmesine, doğal kaynak tüketiminin artmasına, yeni iş sahalarının oluşmasına. Tabii ki küresel ticaretin artmasına neden olmuştur cevabımız Bursa. 9. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir turizm çeşididir? Norveç fiyortlarına yapılan gezi, Kapadokya'ya yapılan gezi. Pamukkale trafenderlerine yapılan gezi. Nigara şelallerine yapılan gezi. Mevlana Müzesi'ne yapılan gezi. Burada e, doğal ile yapayları soruyor. Yukarıdakilerin dört tanesi doğal gezilecek alanlardır. Mevlana Müzesi yapay bir yerleşim yeridir. Cevabımız Edirne. 10 sorumuz. Aşağıdaki hangisi turizmin ekonomik etkileri arasında yer almaktadır. Dış ticaret açığını kapatması, sosyal ve politik ilişkiler geliştirmesi, ekolojik dengenin korunması, farklı kültürlere sahip olan insanların birbirlerini tanıması, hoşgörü ortamının oluşması. Turizmin ekonomiye etkisini sorduğu için tabii ki ekonomiye büyük katkısalar dış ticaret açığının kapanmasında döviz girdisinde önemli bir paya sahiptir. 11. sorumuz. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi sanayi devrimiyle birlikte daha fazla kullanılmaya başlanmıştır? Taş kömürü, linyit, su, güneş, biyokütle. Burada taş kömürü daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. 12. Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi üyelerdendir? Simgeler, su özellikleri, toprak, iklim, hukuk kuralları. Evet manevi öğeler dediği için hukuk kurallarını seçeceğiz cevabımız Edirne. Politik çağda mağaralar insanlar tarafından barınak olarak kullanılmıştır. Mağaralar. Hangisi bu mağaralardan değildir? Karayin, Beldibi, Öküzini, Belbaşı, Ballıca. Burada 13. sorumuzda cevabımız Edirne Şıkkı, Ballıca mağaraları. 14. Türkiye'deki medeniyet kalıntıları içinde aşağıdaki kültürel yapılardan hangisine ait bir örnek yoktur? Piramit, su kemeri, cami, kilise, su, sur. Evet, burada piramitler yok. Piramitler daha çok nerede var? Mısır'da var. Aşağıdaki hangisi? Aztek medeniyetinin geliştiği ülkedir. Aztek Çin'de mi, Tunus'ta mı, Mısır'da mı, Meksika'da mı yoksa Nijerya'da mı gelişti? Evet, Aztekler Meksika ile meşhurdur. Cevap Denizli. 16. Mısır ve Yunanistan'da kurulan medeniyetler Anadolu'daki kadar çeşitli ve zengin değildir. Aşağıdakilerin hangisi Anadolu'da kurulan medeniyet sayısının Mısır ve medeniyet e, Yunanistan topraklarına göre fazla olmasının temel nedenidir? Anadolu'da kurulanların Mısır ve Yunanistan'dan fazla olmasının temel nedeni. A. Üç kıtanın birbirine yakın olduğu konuda olması. Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması. Yer şekillerinin engebeli olması su kaynaklarının fazla olması, verimli topraklarının bulunması. Elbette 3 kıta Asya, Avrupa ve Afrika'nın tam merkezinde yer almasından dolayı olabilir. 17. Yukarıdakilerden hangilerinde Türklerin kendine has özelliklerini tanıtan izlere rastlanır? Kilim, minyatür, olimpiyatlar. Hangisi sizce? Elbette Olimpiyatlar hariç diğer ikisinde izler vardır. Cevabımız 1 ve 2 Denizli. 18. Türk kültüründeki mimari eserler arasında kervan, saray ve hanların önemli bir yer tutmasının temel neden aşağıda Hangisidir? Nüfusu belli merkezlerde toplamak, Türk kültürünü yaymak, mimari eserleri çoğaltmak, tarım alanlarını yönetmek, ticareti geliştirmek. Tabii ki nedir? Temel neden ticareti geliştirmektir. 19. Türklerin göçebe yaşadıkları dönemde aşağıdaki unsurların hangisinde Türk kültüründe yeri yoktur? At, ok, kilim, han, çadır. Hanlar daha sonra yerleşik hayatla birlikte özellikle Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Cevap Denizli. Ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi'nin İngiltere'de gerçekleşme nedenlerinden değildir? Coğrafi keşifler, ada ülkesi olması, teknik buluş ve icatların burada gerçekleşmesi özgü bir ortam bulunması, nüfusun fazla olması. Nüfusun fazla olması bunların nedenlerinden birisi değildir. Cevap edir ne? Sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik kanalımızda. Diğer derslerinizin de içeriklerini bulup izleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.